Merhaba arkadaşlar Nur Gülüntü ve İni yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz bu iki renkten biliyorsunuz bunlar papatyanın renkleri. Çok güzel bir model hazırladım. Sade zarif bir model oldu. Şöyle şu şekilde göstereyim modelimi bakın. Evet. Dediğim gibi sade bir papatya yaptım sizlere. Böyle iki yaprağın arasında dalın ucuna. Şöyle arkadaşlar bakın sade sarıdan yaptım bu kirpik kısımlarına siz istediğiniz beyazdan da yapabilirsiniz ama sırf kolaylık olsun diye bu şekilde hazırladım Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim şöyle arası olarak 15 tane bu şekilde üçer zincirden tığ battı bırakıyoruz arkadaşlar ve ilk önce de ikişer zincir çekerek böyle tükür kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Ve dediğim gibi arkayı unutuyoruz arkadaşlar. İlk başlar gibi başlıyoruz. Tığ battığın üzerine 3 tane zincir çektim. Kapattım. Bu şekilde 15 tane ara mesafesi veriyoruz. Evet 3 zincirimizi çekip sıradaki tığ battıya kapatıp 15. tığ battını yapmış oldum. Şöyle bir zincirle dönüyorum. Ters tarafına tığ battının içini sık iğne ile bir zincirimi sabitleyip 9 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8 ve 9. Bir tane bırakıp ikincinin içerisine bu şekilde sabitliyorum. Böyle Bir zincir çekip Yine sık iğne ile döndüm Evet Bir zincir çekiyorum bir defa tığımı dolayıp Şöyle bakın 2 2 alarak Bu şekilde buraya bir trabzan yaptım Bir defa tığımı doladım Şöyle 1 2 2 3 seferde 2 defa tığımı doladım Yuvanın içine giriyorum Yine 3 seferde fakat bunu 2-2 iki, iki alarak Şöyle daha uzun yapıyorum. 4 defa doladım. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. Bakın 5 beş seferde 5. trabzanın buradaki bir zinciri de sayarak. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Son trabzanın içine girip sabitliyorum. Kirpiğimi oluşturdum. Geri kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, 2 3 ve 4. 5. de yuvada yapıp yaprağımı bitiriyorum. Şöyle minik küçük bir yaprak yapıyorum bakın. 3 zincir. Şimdi dal yapacağız yaprağımızın yanına. 2 defa tığımı doladım. Hemen 3 seferde bakın 2 2 2 alarak şöyle bu çekmiş olduğum 3 zincir boyutunda çektim ve 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi kapatıp buraya sabitledim geri kalan kısmı da şöyle 3 tane sık iğne yapıyorum bakın bir dalımız olacak şöyle çiçeğimiz biraz trabzanlardan oluştuğu için kalafatlı o yüzden sık iğne ile yapıyorum ki taşısın dalımızı. Evet. Şimdi bu yaprağın aynısını buraya da yapalım. Şöyle bir zincir çekerek başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle iki iki alarak hemen bir zincirim ve yapmış olduğum trabzanımla beraber iki tane trabzanım oldu. Bir defa tığımı doladım. Bir, iki, iki alarak üç seferde. 2 defa tığa doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 alarak bu şekilde tırabzanımı yaptım. Şimdi en son bakın 5. trabzanı yine aynı şekilde iki defa dolayıp şöyle 1 2 2 2 alarak hazırladım. 4 zincir En son trabzanımın arasına girip kapatıyorum. Buraya da yine 4 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. bu 9 zincirli yuvadan yapıyorum. Şöyle sabitleyip yaprağımı bitiriyorum. Bakın aynı büyüklükte aynı işlemi yapıyorum. Geri dönüş yaptığım sık iğne ile döndüğüm yere tekrar bir sık iğne ile inip tığ battı seviyesine iniyorum bakın. Şöyle orada sık iğne yaptığım için iki zincir çekip bir tığ battı oluşturdum. Şu şekilde. Şimdi ilk başlarken size gösterdiğim bu 3 zincirde 15 tane tığ battığı yine ara mesafesi olarak vereceğiz. Yani ara suyunu yapmaya indik. Evet 3 zincir 3 oldu. 3 zincir 4 3 zincir 5 6 7 8 9. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle 15'e tamamlayıp siz bu 3 tane tığ battının üzerine bu yaprakları ve dalı kurarak çimeninin yapılışına devam edeceksiniz. Şimdi biz bu papatyaların yapılışına geçelim. Evet bu 5 zincirli dalımızın içine giriyoruz. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim bu şekilde. 7 tane zincir çekiyorum. ipimi güzelce esnettim, incecik yaptım, sıkı sıkı da zincirlerimi çekerek bu şekilde kirpiklerimi oluşturacağım. 7 zincir. Aynı yuvaya kapattım. 7 zincir. 3. 7 zincir. 4 6 tanesini bu şekilde 7'şer zincir çekerek hazırlayacağız. 4 5 6 ve 7. Yine 5 zincirli yeşil dalımı kapatıyorum. 1 2 3 4 6 ve 7. 6. kirpiği bakın bu şekilde yaptıktan sonra aynı Şöyle sıkı sıkı 4 tane zincir çekiyorum. Evet. Bir de bir defa evet dolayıp aynı yuvaya girip şöyle bir trabzan yapacağım. Bakın. Bir, şöyle iki, şöyle 2 Gördünüz mü? Bu şekilde 7. kirpi yapmış oldum. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Çeviriyorum. Bakın. Bir tane bırakıp şöyle kapattım burayı diğer yuvaları 7 yapacağım bu dönüş olduğu için 8 yaptım Evet 7 zincirimi çektim bir tane bırakıp ikinci kirpiği giriyorum bakın 7 tane burada kirpiğimiz var şöyle aralarında birer kirpik bırakarak yuvalar hazırlıyorum 4 5 6 ve 7 ve buradaki sonuncu kirpiği de tutup sık iğne ile sabitledim. 2 tane zincir çekip bu 4 zincirli yaprağın ucundaki kirpiğe girdim, sabitledim. Şöyle düz yönüne döndüm bakın. Bu şekilde oluşturduk yuvalarımızı da. 3 tane yuvamız oldu. Bir defa tığımı doladım. Pardon, iki defa doladım arkadaşlar. Şöyle 2 2 alacağım. Şöyle sıkı sıkı. Kalın güzel bir yapraklar olması için bu şekil yapıyorum iki defa doladım şöyle iki şöyle iki ve iki bu şekilde beş tane yapacağım zincirle beraber altıncı yine zincirle yapacağım Evet şöyle beşinci trabzanı da iki iki alarak gayet sıkı sıkı küçük yapmaya çalışın arkadaşlar şöyle iki zincirle de papatyamı yaprağını kapattım böyle daha orantılı oluyor bakın iki zincirle de buraya sabitlemiştik iki zincirle de aşağı indim yine iki zincir çekiyorum iki defa dolayıp şöyle iki iki ve iki alarak trabzan yapıyorum İki defa doladım ipimi iyice esnettim arkadaşlar İncecik olsun diye papatya yapraklarım şöyle toplamda altı tane trabzan sayılıyor kenardaki zincirlerle beraber iki defa doladım şöyle bakın hiç boşluk bırakmadan sıkı sıkı alıyorum ki kalıp gibi şöyle güzel bir papatyalarım olsun yine iki zincirle aşağı inip papatyamın yaprağını tamamlıyorum bakın altı tane trabzan oldu diğer yuvaya sadece sık iğne ile geçiyorum ve iki zincirle yine aynı şekilde o yuvaya da bu şekilde iki tane papatya yaprağı yapacağız Şöyle iki defa tığı doladım, yuvaya giriyorum. Sıkı sıkı bakın dibinde uzun olmaması için şu iki zincir boyutundan hafif aşabiliyor İki defa doladım. Şöyle iki, iki ve iki, üç, dört. Şöyle iki, iki ve iki. İki zincirle kapattım papatyamı tamamlıyorum. Evet, iki zincirle tekrar yeni yaprak yapımına başlıyorum. İki defa doladım. Şöyle iki, iki, iki zincirden şöyle hafif yukarıda olabilir yuvarlak oval bir dönüş olması için. E o yüzden iki ile başlıyorum arkadaşlar. 3 zincir yerine iki çekiyorum ki güzel yaprak, oyuntulu yaprak oluyor şöyle 4 ve sonuncu ve 5. 1 2 zincir kapatıyorum bu yuvaya. Evet yine yeni yuvaya sadece sık iğne ile çekiyorum. Şöyle arasında hiç yaprak yapmıyorum arkadaşlar. Evet. Aynı şekilde burada iki tane yaprak yapalım. İki zincirle başlıyorum. İki defa tığı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. 2 kısık kısık. trabzanı ne kadar kısa yaparsanız bu kadar güzel yaprağınız olur arkadaşlar. Şöyle trabzanlarınız kalın kalın olunca yaprak da güzel kalıp gibi oluyor. Baştaki iki zincirle beraber 4 olmuş Bir tane daha yapalım. 2 2 ve 2 5 oldu. 2 zincir kapattım. Şöyle Bakın. Sonucu yaprak için tekrar iki zincir çektim. iki defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2 iki defa tığı dolayıp şöyle iki iki 3 iki üç oldu dört sonra trabzan için yine doladım tığımı şöyle iki ve iki evet beş tane olunca hemen iki zincir çekip sık iğne ile tığımızın başını dolamadan kapatıyorum evet şimdi direkt bunu bu zincir çekmedim arkadaşlar. 4 zincirli yuvaya kapatıp şöyle üzerinde bir zincir çektim. Hemen ipimi yakıp şöyle gelip modelimize bakalım. Evet, modeli hazırladık. Beraberce yaptık arkadaşlar. Çok da hoş, zarif bir model oldu. Kolay da bir model oldu. Şöyle şu ara kısmı da size göre bu yakınsa arkadaşlar, şöyle ara mesafesi biliyorsunuz 15'ten Yaptık. Geriye 12 kaldı. Siz istediğiniz kadar bunu 20'den bırakıp araya 15 bırakabilirsiniz. 17 kalıyor hatta. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben model amaçlı bu şekilde tanıtıyorum. Önemli olan sizin bu papatyayı modeli nasıl yapacağınızı anlatabilmek arkadaşlar. Arama mesafesine kendi zevkinize göre karar verirsiniz. Evet. Şöyle göstereyim bakın çok güzel bir şöyle papatya oldu tek renk tek sıra benim gibi kolay ve zarif modellerden hoşlananlar için hele siyahın üzerinde böyle sarı çiçekler oluyor bazen arkadaşlar ona çok yakıştığını düşünüyorum bu modelin çok hoş oluyor Hatta böyle beyazlara da pembeler morlar yaparak rengaret böyle papatyalar yapabilirsiniz zevk size ait Velhasıl arkadaşlar nasıl değerlendirmek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz Şöyle bir de modelimi daha net anlaşılırsa şu şekilde göstereyim. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.